Başlayalım isterseniz yavaş yavaş. Haydi bakalım. Şimdi dün akşam ne işlemiştik? Dün akşam Trablusgarp Balkan Savaşları'nı bitirmiştik. Bu akşam da Birinci Dünya Savaşı'nı işleyelim. Yarın da artık genel tarih işleriz. Evet, başlığımızı atalım. Birinci Dünya Savaşı diyelim. Hemen kırmızı mürekkebimizi açtık. Biraz kalemimizi kalınlaştıralım. Tamam. Şimdi çok güzel oldu. Birinci Dünya Savaşı. Evet, bu savaş 1914'te başlamış, 1918'e kadar sürmüş. Osmanlı Devleti bu savaşa Cihan Harbi demiş kaynaklarda. Bu ismi kullanmış. Şimdi bu savaşın tabii ki tarafları var. Tarafları biz şöyle iki gruba ayırıyoruz arkadaşlar. Tarafları yani bu savaşa katılan devletler. Kimlerdir? Üçlü ittifak. Bir de ne var? Üçlü İtilaf dediğimiz devletler var. Zaten biliyorsunuz. Öğretmenin penceresinden hocam hoş geldiniz. Hem konu anlatacağım hem sorum olacak. Soru olacak arkadaşlar. Şimdi Üçlü İttifak bazı kaynaklarda ne diyor? Bağlaşma. Devletleri de diyor. Üçlü İtilafa da ne diyor arkadaşlar? Anlaşma. Devletleri de diyor. Şimdi bu gruba katılan ülkeler başlangıçta nasıldı, sonradan nasıl oldu ona bakalım. Üçlü ittifakta kimler var? En başta Almanya var. Avusturya, Macaristan var. Başka kim var? İtalya var. Evet. İnanç diyor ki hocam KPSS soru çözümüne ne zaman geçeriz? Hocam konuları bitirince geçeceğiz. Daha henüz erken. Daha henüz erken. Üçlü ittifak devletlerinde kimler var? İngiltere var. Fransa var ve Rusya var. Şimdi baktığımız zaman değerli arkadaşlarım, hani savaş başlamadan önceki durum bu. Üçlü İttifak ne zaman kurulmuş? 1882'de kurulmuş. Üçlü İtilaf ne zaman kurulmuş? 1907 yılında kurulmuş. Şimdi bu savaş başladıktan sonra bu gruptan saf değiştiren olacak, yeni katılanlar olacak. Mesela ittifak blokuna kimler katılacak? İlk başta Osmanlı Devleti katılacak. Sonrasında ise kim katılacak? Bulgaristan katılacak. Üçlü İtilaf blokuna bakıyoruz. İtalya 1915 Londra Anlaşması'yla bulunduğu bloktan ayrılarak hangi tarafa geçecek? İtilaf blokuna geçecek. Evet değerli arkadaşlarım başka kimler katılacak Üçlü İtilaf grubuna? Bakalım. ABD katılacak, Yunanistan katılacak. Romanya, Sırbistan, Japonya ve Yunanistan katılacak. Doğru, Yunanistan iki kere saydım. Demek o kadar düşmanım bu devlete. İki kere söylüyorum. Şimdi hemen tabii burada klasik sorularımız geliyor. Hemen soralım yayına katılan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize. Birinci Dünya Savaşı'na en son katılan devlet hangisidir? Haydi bakalım. İlk sorumuzu soralım yayına katılan arkadaşlarımıza. Birinci Dünya Savaşı'na en son katılan devlet hangisidir? Birinci Dünya Savaşı'na katılan en son devleti sorduk. Değerli arkadaşlar, değerli hocalarımız, cevabımız Yunanistan olacak. Harikasınız. En son katılan devlet kimmiş? Yunanistan. Peki Birinci Dünya Savaşı'na en son katılan ittifak devleti hangisidir? Birinci Dünya Savaşı'na katılan en son ittifak devleti hangisidir? Evet cevaplar geliyor. Evet Birinci Dünya Savaşı'na en son katına ittifak devlet. Bakın soru bir anda ne oldu? Zorlaştı. Değişti. Bulgaristan olacak. Yani en son katılan devlet derse ne diyeceğiz? Yunanistan diyeceğiz. Veya en son katılan itilaf devleti hangisidir derse Yunanistan diyeceğiz. Bir de şöyle bir soru var. Birinci Dünya Savaşı'ndan ilk çekilen itilaf devleti hangisidir? Haydi bakalım. Cevaplar geliyor. Hasan Sarı hocam sorumu önceden bilmiş. Çok güzel. İlk çekilen devlet de hangisiymiş arkadaşlar? Japonya'ymış. Peki ilk çekilen ittifak devleti hangisidir? Hadi ben de onu sorayım. Bulgaristan'dır diyoruz. Şimdi savaşın taraflarını öğrendik. Gelebilecek soru kalıplarını söyledik. Şimdi gelelim savaşın sebeplerine. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri diyelim. Şimdi tabii nedenleri biz İki grupta topluyoruz. Genel nedenler, özel
nedenler. Genel nedenler dört tanedir. İşte sanayi inkılabı sonrasında ortaya çıkan sömürgecilik yarışı, işte ham madde ve pazar rekabeti, Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımı, devletler arası bloklaşmalar ve silahlanma yarış. Tabi seriye bağladık. Seri tarih çünkü. Patapap gideceğiz. Bunlar genel sebepler arkadaşlar. Gelelim özel sebepler. Özel sebepler neler? Bakalım birinci özel sebebimiz. Hani Serkan hocam bu savaşın tek bir sebebi var mı derseniz aslında ben var derim. Tek bir özel sebebi var. Aslında İngiltere ve Almanya arasında yaşanan ekonomik, siyasi çıkar çatışması arkadaşlar. Yani en büyük özel sebep veya savaşın tek sebebi olarak ben bunu görüyorum. Yani akademisyenler de böyle görüyor. Yani ben görüyorum bir şey ifade etmiyor. Yani bizim resmi tarihimizde en önemli özel sebep olarak bunu söylüyor arkadaşlar. İkinci olarak Fransa ile Almanya arasında yaşanan ne gibi problem var sizce? Evet, Fransa ve Almanya arasında yaşanan problem nedir? Alsace-Lorraine'i bilirsiniz belki arkadaşlar. Bu Alsace-Lorraine pimpon topu gibi bir onda bir onda. İşte 1648 Vestfalya Anlaşması'yla Fransa Almanya'ya bırakıyor bu Alsace-Lorraine bölgesini. Pardon. Almanya Fransa'ya bırakıyor Alsace-Lorraine bölgesini. Daha sonrasında 1870 Sedan Savaşı'yla Alsace-Lorraine bölgesini Fransa'dan alıyor. Tabii Fransa bu bölgeye çok büyük önem veriyor. Çünkü burada zengin kömür yatakları var. O yüzden Fransa'nın Alsace-Lorraine'i Almanya'dan geri almak istemesi de nedir? Savaşın ikinci özel sebebidir arkadaşlar. Üçüncüsüne geliyoruz. Avusturya, Macaristan ile Rusya arasındaki problem nedir değerli hocalarım? Evet. Avusturya, Macaristan ile Rusya arasındaki problem nedir? Evet. Hasan hocam diyor ki bence tek nedeni para. Hayırlısı olsun. Dünyadaki her türlü sıkıntının temelinde para yatıyor ya. Evet, Avusturya, Macaristan ve Rusya arasında yaşanan problem ise nedir? İki ülke arasında bir Balkan rekabeti vardır. Balkan rekabeti. Hani Rusların biliyorsunuz tarihi bir politikası var. Sıcak denizlere inmek. Çar 1. Petro'dan itibaren bu politikayı uygulamaya çalışmışlardır. Bu politikanın önünde engel olarak ilk devlet Osmanlı Devleti var. İkinci devlet ise Avusturya, Macaristan var. Dolayısıyla Avusturya, Macaristan'ın bunun önünde bir engel olması, Avusturya, Macaristan keza yine aynı şekilde Ege Denizi'ne ulaşmak istemesi Balkanlar üzerinden bu iki devleti karşı karşıya getiriyor. Dördüncü sebebe geldik. İtalya. İtalya bu savaşa neden giriyor arkadaşlar? İtalya'nın ne gibi derdi var? Şimdi İtalya'nın burada hasım olarak bir devlet yok. Düşmanı olan bir devlet yok. Girmesindeki en büyük sebep işte sömürge elde etmek istemesi, yeni sömürgeler elde etmek istemesi. Bir de Akdeniz'e hakim olmak istemesi. Yani her İtalyan çocuğun hayalidir. Mare Nostrum diyor ya, Akdeniz bizim deniz diyor. İtalya'nın tarihi bir politikasıdır bu. Yani Akdeniz'e tamamen hakim olan Roma İmparatorluğu'nun yeniden kurma ideali, felsefesi. İtalyanların bu savaşa girmesindeki bir diğer sebeptir. Ve geldik savaşı başlatan sebebe geldik arkadaşlar. Yani savaşların biliyorsunuz altında yatan sebepler var. Bir de savaşları başlatan sebep var. Mesela Amerika İran'ı için girdi. Değil mi? Kimyasal silahları yok etmek için girdi. Ama halen sene oldu 2021. Halen bekliyoruz yani Amerika Irak'tan bize kimyasal silah gösterecek. Halen bir türlü gösteremedi o kimyasal silahı. Evet, savaşların bahanesi diyoruz biz buna. Bakalım Birinci Dünya Savaşı'nın bahanesi neymiş? Avusturya, Macaristan veliahtının bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi. Evet, bu adamın ismi Gavrilo Princip arkadaşlar. Gavrilo Princip diye bir adam. Sırbistan'da Karael adı verilen bir terör örgütünün üyesi. Tabi bu Avusturya Macaristan veliahtı Saraybosna'yı ziyaret ediyor. Ziyaretin de sebebi şu. Biliyorsunuz 28 Haziran Sırbistan'da bir ulusal yas günüdür arkadaşlar. Hani
Bizim bir Kosova Savaşımız var biliyorsunuz. Birinci Kosova Savaşı. İşte bu Kosova Savaşı ile Sırbistan Osmanlı hakimiyeti altına girmiştir. Bundan dolayı bu adamlar her yıl 28 Haziran tarihini ulusal yaz tarihi olarak ilan etmişlerdir, kutlamışlardır, almışlardır. İşte her 28 Haziran sabahında Sırplar ne yaparlar? Siyah elbiseler giyerler. Kara elbiseler giyerler. İşte güneş gözlükleri takarlar falan. Tabii bu Veliaht Ferdinand da bu bölgeye giderek yani Sırbistan, Avusturya'nın işte hakimiyeti altında olan bir ülke olacaktır falan mesajlar vermek için gidiyor buraya. Hem bunların ulusal yaz gününü kutlamak için gidiyor. Ve sonrasında tabii uyarılara rağmen bu adam gezisine devam ediyor. İlk suikastten kurtuluyor ama ikinci suikastten kurtulamıyor. Hem eşi Sofya hem kendisi öldürülüyor. Ve onun öldürülmesiyle Avusturya Sırbistan'a savaş ilan ediyor. Rusya da Sırbistan'ın yanında savaşa katılıyor. Almanya da Avusturya'nın yanında savaşa katılıyor ve bir anda Balkan Savaşı olan bu savaş bir anda Avrupa'ya yayılıyor. Amerika ve Japonya'nın katılmasıyla da bu savaş neye dönüşüyor arkadaşlar? Dünya Savaşı'na dönüşüyor. Unutmayın bu savaşın Dünya Savaşı olmasında Amerika ve Japonya'nın katılması etkili arkadaşlar. Bu iki devletin katılması. Evet. Savaşın sebeplerini de öğrenmiş olduk. İyi mi herkes? Var mı ilk defa dersimize katılan? Yoksa keşfetten gelen mi var? Var mı keşfetten gelen? İlk defa dersimizi dinleyen? Sebeplerini öğrendik. Katılan devletleri öğrendik. Şimdi sırada ne var? Osmanlı'nın savaşa katılma sebepleri var. Osmanlı'nın özellikle ittifak blokunda savaşa katılma sebepleri var. Şimdi arkadaşlar, akıl var, mantık var. Şimdi siz olsanız hangi grupta savaşa katılırsınız? Şimdi bizim bazı tarih okumayan arkadaşlarımız burada Osmanlı'yı yerden yere vuruyor. Yani diyor ki Osmanlı Devleti ne işin var senin bu üçlü ittifakta? Yani şuradaki devletlere bak, buraya bak. Yani burada 32 tane devlet var. Burada topu topu 3-4 tane devlet var. Senin ne işin var burada diye yargılıyor Osmanlı Devleti'ni. Aslında Osmanlı Devleti'ni yargılamamak lazım. Çünkü Osmanlı Devleti ilk etapta nereye gidiyor? İtilaf blokuna gidiyor. Yani ilk etapta İngiltere'ye gidiliyor. Aynen. Evet. Şimdi İngiltere diyor ki Osmanlı Devleti'ne. Kardeşim diyor ben kusura bakma diyor ben seni yanımda savaşa sokamam. Çünkü senin askeri gücün yok. Ekonomik gücün de yok. Savaşta benim için bir yüksün. Artı zaten Osmanlı Devleti'ni yanında savaşa sokamaz. Bu eşyanın tabiatına aykırı zaten savaş onun toprakları için oluyor. Yani Rusya'ya sen boğazları vermişsin. Orta Doğu'da Fransa'ya toprak vermişsin. Değil mi? Dolayısıyla Osmanlı Devleti'ni savaşa girmesini istemiyor. Kendi yanlarında savaşa sokmuyor. Fransa da aynı düşüncede. Zaten Rusya'ya hiç gitmiyoruz. İngiltere Osmanlı'ya şu teklifte bulunuyor. Biz diyor senin borçlarını sileceğiz. Artı diyor biz senin kapitülasyonlarını da kaldıracağız. Yani bunları kaldırma sözü veriyor. Fakat Osmanlı Devleti artık hani İngilizlere pek de güvenmiyor. Çünkü biliyorsunuz Avrupalıların Allah birdir dediğine inanacaksın. Başka hiçbir şeye inanmayacaksın. Söyledikleri sözle yaptıkları birbirini tutmuyor. Zaten günümüzde de öyle. Verdikleri sözlerin hani çoğunu tutmuyorlar. Yalan söylüyorlar sürekli. Dolayısıyla Osmanlı Devleti bu yalanlara karnım tok diyor ve ne yapıyor? İttifak blokuna gidiyor. Şimdi Osmanlı Devleti ittifak blokuna gidiyor. Peki ittifak blokundan beklentisi ne? Biraz ona bakalım değerli arkadaşlar. Yani burada beklenti nedir? Ona bakalım. Birinci Osmanlı Devleti'nin işte son kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi. Son kaybettiği yerler. Özellikle hangi savaşlarla nereleri kaybettik? İşte Trablusgarp Savaşı'yla Trablusgarp Bingazi'yi kaybettik. Balkan Savaşları'yla Makedonya, Ege Adaları, Arnavutluk bu toprakları kaybettik. İşte bu son kaybettiğimiz yerleri geri almak istiyoruz. İttifak devletinden beklentimiz bu. İkincisi işte siyasi yalnızlıktan kurtulma düşüncesi. Gariban Osmanlı Devleti yalnız bir devlet. Hani Nuri Bilge Ceylan'ın bir sözü vardı ya hatırlarsanız Cannes Film Festivali'nde ödül almıştı kendisi. 3 Maymun muydu ödül aldığı filmin hatırlayamayacağım.
Demişti ki ben bu ödülü işte güzel ve yalnız ülkem Türkiye'ye adıyorum demişti. Gerçekten çok duygusal bir mesajdı. Kendisini yine tebrik ediyoruz. Mükemmel bir konuşma yapmıştı. Gerçekten de arkadaşlar yalnız bir ülkeyiz. Hani üç tarafımız denizlerle, dört tarafımız düşmanlarla derler ya. Öyle bir ülkeyiz. Siyasi yalnızlık içerisindeyiz. Dolayısıyla hani bu devletler zaten eninde sonunda bize saldıracaklar. Tek başımıza saldırmak mı daha mantıklı? Yoksa düşmanımın düşmanı benim dostumdur diyerek bir grupta yer almak mı daha mantıklı? Evet, tabii ki bir grupta yer almak daha mantıklı geliyor. Evet. Evet, değerli arkadaşlar lütfen ifadelerimize dikkat ediyoruz. Şimdi üçüncü sebebe geldik. İttihat ve Terakki'nin Alman hayranlığı, yani savaşı Almanların kazanacağına inanıyor. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar, Almanlar gerçekten güçlü bir devlet. Yani gerçekten güçlü bir devlet. Ama şimdi İttihatçıların öngöremediği şeyi söyleyelim. Almanların İngilizler gibi sınırsız kaynakları yok. İngilizlerin sınırsız bir insan, gıda, para kaynağı var. Sömürgeleri var. Ya dünyanın üçte biri İngilizlerin diyeceğiz. Hani güneşin hiç batmadığı ülke derler ya İngilizlere. O yüzden söylemişler zaten. Güneş Avustralya'da iken İngiltere'de gece. Güneş İngiltere'ye geliyor, Avustralya'da gece. Yani güneş topraklarından hiç eksik olmuyor. Topraktan ucu var, bucağı yok. Dolayısıyla yani İttihatçıların hatası burada ne oluyor? Almanların bu sınırlı kaynaklarının eninde sonunda tükeneceğini unutmak oluyor. Tamam, güçlüler, savaşçılar ama dediğimiz gibi kaynakları sınırlı. Evet, Osmanlı'nın ittifak devletlerinin yanında katılmasının bir diğer sebebi duyun umumiye ve kapitülasyonlardan kurtulma istemesi arkadaşlar. Evet, baktığımız zaman Duyun Umumiye ve kapitülasyonlar. Neydi Duyun Umumiye? Biliyorsunuz 1881 tarihinde Osmanlı Devleti'nin bütün gelirlerine Duyun Umumiye İdaresi el koymuştu. İşte %35-40 civarında bir gelir kaybı Osmanlı Devleti'nin alınarak borçlandığı ülkelere bu komisyon tarafından alınıyordu. Kapitülasyonlar da yine aynı şekilde 1740'tan beri sürekli hale getirilmişti. Bir türlü kaldıramıyorduk. Dolayısıyla bizim sanayimizi gelişmesini engelleyen bir durumdu kapitülasyonlar. Bu ikisinden kurtulmak istememiz. Bir diğer sebebe geliyoruz. Osmanlı Devleti'nin katılma sebebi, yani savaşa katılma sebebine geliyoruz. Turancılık ideali. Şimdi turancılık nedir? Nedir arkadaşlar? İşte güneşin battığı yerden doğduğu yere kadar bütün dünyayı, ülkeyi tek çatı altında, Türklerin hakimiyeti altında toplama düşüncesi. Yani Enver Paşa ve İttihatçıların düşüncesi şu: İlk önce Kars Ardahan Batum, sonra Kafkaslar, sonra Orta Asya, sonra da Hindistan. Bütün bunları içine alan büyük bir Turan İmparatorluğu kurma ideali. Bu savaşa katılmamızda bu da etkili. Evet, geldik bir diğer sebebe. İngilizlerin Sultan Osman ve Reşadiye isimli iki tane gemimiz var. Reşadiye. Bu iki gemimize ne yapması? İngilizlerin el koyması. Evet, İngilizler parasını ödediğimiz halde iki tane gemimize ne yapıyorlar arkadaşlar? El koyuyorlar. Dolayısıyla bu iki gemi nedeniyle arkadaşlar İngiltere ile olan ilişkilerimiz gerginleşiyor. Ve bizim savaşa girmemizi hızlandıran gelişme. Bu da nedir? Goben, evet moderatörlerim lütfen müdahale edelim, sayın moderatörlerim. Evet, Goben ve Breslav. Evet arkadaşlar lütfen, hani diyoruz ya biz sadece burada ders anlatıyoruz. Hani burada kişisel düşünceler, görüşler, burası yeri değil. Evet, Goben ve Breslav iki tane Alman gemisi. Bunlar Osmanlı Devleti'ne sığınıyorlar. Bu iki Alman gemisini Osmanlı Devleti satın aldığını açıklıyor. Goben'e Yavuz adını veriyoruz. Breslav'a da arkadaşlar ne diyoruz? Midilli adını veriyoruz. Ve bu iki Alman gemisini Osmanlı filosuna katıyoruz.
Tabii İngiltere tepki gösteriyor. Ne oluyor falan gibilerinden. Biz de diyoruz ki hani sen bizim iki tane gemimiz vardı, parasını ödedik ama vermedin. Nerede bizim Sultan Osman? Nerede bizim Reşadiye gemimiz? Gelmedi. Biz de onları Yavuz ve Midilli ile ne yaptık? Doldurduk. Tabii Yavuz ve Midilli gemisi arkadaşlar gece yarısı, yani bizim savaşa girişimiz de böyle oldu bittiğiyle oluyor. Gece yarısı bunlar gidiyorlar Rus limanlarını bombalıyorlar. Rus limanlarını bombaladılar. Hangi limanları bombaladılar? İşte Odessa, işte Sivastopol, Novorski. Novorski. İki tane, üç tane limanı bombalıyorlar. İki tane gemiyi batırıyorlar. Ve dolayısıyla arkadaşlar bu limanları bombalamaları sebebiyle Ruslar bize 2 Kasım 1914'te savaş ilan ediyor. 5 Kasım'da da İngiltere ve Fransa bize savaş ilan ediyor. Biz ise 11 Kasım'da ne yapıyoruz? Bu savaşa resmen katılıyoruz. 24 Kasım'da da kutsal cihat çağrısında bulunuyoruz. Bütün İslam ülkelerini, İslamiyet Müslümanları cihata davet ediyoruz. Evet. Şimdi bunları da gördük. Böylelikle Osmanlı Devleti'nin savaşa katılma sebeplerini öğrendik arkadaşlar. Nelermiş? Son kaybettiği yerleri geri almak, siyasi yalnızlıktan kurtulmak, İttihat ve Terakkicilerin Alman hayranlığı, Duyun Umumiye ve kapitülasyonlardan kurtulma isteği, Turancılık ideali, Sultan Osman ve Reşadiye isimli gemilerimizi İngilizlerin el koyması, Goben ve Breslau adlı iki Alman gemisinin bize katılıp daha sonrasında ise Rus limanlarını bombalaması. Bunlar savaşa girme sebeplerimiz. Şimdi gelelim Almanlar nasıl bir millet arkadaşlar? Biz Almanları nasıl tanıyoruz? Almanlar çıkarcı bir millettir. Yani karşılıksız asla bir şey yapmazlar. Almanlar gibi hesapçı. Biliyorsunuz Alman hesabı diye bir şey var. Bizim gurbetçilerimizin getirdiği bir şey. Almanlardan öğrenip bize getirdikleri, bize de öğrettikleri bir şey var. Alman hesabı. Herkes hesabını kendi öder, değil mi? Almanlar gibi hesapçı bir millet. Almanlar gibi kitapçı bir millet. Neden bizi kendi yanında savaşa soksun? Şimdi ona bakalım. Almanların Osmanlı Devleti'ni kendi yanında savaşa sokma nedenleri. Evet. Şimdi Almanların Osmanlı Devleti neden savaşa soktu arkadaşlar? Evet. Şimdi yorumlara müdahale etmek istemiyorum çünkü hani biraz şey var. Dedim ya tarih resmi tarih biz anlatıyoruz. Hani tabii ki duygusal olaylar çok yaşanmış. Ama lütfen içimizde tutalım. Biz burada sadece eğitim amaçlı ders yapıyoruz. Burada kesinlikle hani resmi tarih dışına çıkmıyoruz. O yüzden yorumlarımıza da buna dikkat ederek daha dikkat ederek yorumlarımızı yapalım. Sizleri de engellemek istemiyoruz yani değerli kardeşlerimizi de engellemek istemiyoruz. Evet. Şimdi dedik ki Almanların Osmanlı Devleti'ni kendi yanında savaşa sokma sebeplerinden bahsediyoruz. Neden Almanlar bizi kendi yanında savaşa sokuyorlar? Biraz ondan bahsedelim dedik. Birincisi Osmanlı'nın jeopolitik konumu. Arkadaşlar Osmanlı Devleti yani dikkat ederseniz dünyanın en işlek boğazlarından birisi olan İstanbul ve Çanakkale boğazlarına hakim bir durumda. İşte Almanlar Osmanlı'yı kendi yanında savaşa sokarak boğazları kapatmak istiyor. Çünkü boğazları kapatırsa böylelikle İngiltere, Fransa ve Rusya'nın birbiriyle olan bağlantısını ne yapacak? Koparacak. İkincisi dedik. Üçüncüsü değerli arkadaşlar. Osmanlı'nın yeraltı kaynaklarından faydalanmak. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti dünyanın en zengin petrol rezervlerinin üzerinde duruyor. Hani kendisi kullanamıyor maalesef. Ama bu kaynakları Almanlar ne yapmak istiyor? Kendi çıkarları için kullanmak istiyor. Dördüncüsü, halifenin dini gücünden yararlanmak istemesi. Tabii halife, şimdi 2. Abdülhamit yok.
İkinci Abdülhamit yok. Beşinci Mehmet Reşat tahtta şu an. Beşinci Mehmet Reşat zannedersem tam 11 kez cihat ilan ediyor arkadaşlar. Tabii ki bu cihat çağrısı karşılık buluyor mu? Bulamıyor. Neden bulamıyor? Zaten o dönemde Müslümanların çoğu %90'ı sömürge altında. Yani işgal altında. Artı yani 2. Abdülhamit gibi etkili bir padişah değil 5. Mehmet Reşat. Yani İslam dünyasını etkileyebilecek güçte bir söylemi yok. O yüzden bu güç pek de işe yaramıyor diye söylüyoruz. Son olarak Türk askerinin savaşçı yeteneğinden yararlanmak. Savaşçı gücü. Tabi bazen sorularda ne diyor? Osmanlı Devleti'nin insan gücünden yararlanmak. Şimdi tabi bir Alman general Falkenhayn bunu söylüyor. Diyor ki işte Türk askeri kadar cesur, Türk askeri kadar mert, savaşçı bir asker yok diyor dünyada. Eğer diyor biz bu askerleri gerekli teçhizatları, gerekli silahları tedarik edersek dünyayı bir baştan bir başa ne yapabiliriz? Fethedebiliriz diyor. Aleykümselam İhsan Hocam hoş geldiniz. Dolayısıyla Almanlar bu gibi faydalar için Osmanlı Devleti'ni yanında savaşa sokuyor. Artı bir de şöyle bir durum var. Şimdi savaş başlıyor diyelim. Savaş başladıktan sonra Ruslar bir taraftan saldıracak. İngilizler bir taraftan, Fransızlar bir taraftan. Yani adeta Almanlar haşat olacaklar. Üzerinde korkunç bir baskı oluşacak. Üzerindeki bu baskıyı hafifletmek için ne yapması lazım? Savaşı geniş alanlara yayması lazım. O halde bir diğer sebep de nedir? Osmanlı'yı savaşa sokarak, yani savaşı geniş alanlara yayarak, geniş alanlara yayarak üzerindeki baskıyı ne yapmak? Hafifletmek. Evet, değerli hocalarım. Almanların Osmanlı Devleti'nin yanında savaşa sokma sebeplerini de görmüş olduk. Osmanlı'nın jeopolitik konumu, boğazları kapatarak müttefiklerin yardım alıp vermesini engellemek, Osmanlı'nın yeraltı kaynaklarından yararlanmak, halifenin dini gücünden yararlanmak, Türk askerinin savaşçı yeteneğinden yararlanmak veya insan gücünden yararlanmak ve üzerindeki baskıyı Almanların hafifletmek istemesi, yeni cepheler açarak hafifletmek istemesi de bu savaşın değerli arkadaşlarım çıkma sebepleri arasında yer alıyor. Evet, savaş başladı. Kaç dakika oldu? 30 dakika, 39 dakika olmuş bayağı bir. Şimdi ben cepheleri tanıtacağım. Tabii cepheleri işleyemeyeceğiz. Sorulara geçeceğiz. Hemen cephelere bakalım. Osmanlı Devleti'nin savaşta cepheler 3 cephe var. 3 tür cephe var arkadaşlar. Biri taarruz, biri savunma ve yardım cepheleri. Taarruz cephelerimiz iki tanedir. Kafkas ve Kanal cepheleri arkadaşlar. Savunma cephelerimiz 4 tanedir. Irak, Çanakkale, Hicaz, Yemen ve Suriye, Filistin cepheleridir. Yardım cephelerimizi biz gram kodlamasıyla aklımıza tutalım. Gram kodlamasıyla. Galicia, Romanya ve Makedonya. Şimdi tabii bu Galicia, Romanya, Makedonya bu cephelerden pek bahsetmiyoruz. Bu cephelerde biz müttefiklerimize yardım amaçlı asker gönderdik. Özellikle Bulgarlara, Avusturya Macaristan'a yardım etmek amacıyla asker gönderdik. İşte Galicia cephesinde Ruslarla savaştık. Romanya cephesinde Romanlarla savaştık. Makedonya cephesinde Sırplarla savaştık. Sonuç olarak bu cepheler başarısız oldu. Ve bu başarısız olduğumuz cephelerde Rusya'nın ihtilal sonrasında çekilmesiyle karlı bir anlaşma imzaladık. Hangi anlaşma? Brest-Litovsk anlaşması imzalandı ve bu cepheler hani Rusların başarılı olmalarına rağmen savaştan çekilmeyi istemelerinden ötürü ne yaptık? Bu cephelerde başarı sağlamış gibi olduk. Ama normalde başarısız olduğumuz cepheler arkadaşlar. Ruslar savaş boyunca aldıkları yerleri geri bırakıyorlar. Almanlara Baltık ülkelerini veriyorlar. Mesela Estonya, Letonya, Litvanya, Ukrayna bunları Almanlara bırakıyorlar mesela savaşta. Biz de Kars, Ardahan, Batum'u alıyoruz.
Evet değerli arkadaşlarım, böylelikle cepheleri de tanımış olduk. Şimdi biraz soru çözelim. Like atan elleriniz dert görmesin arkadaşlar. Maşallah 56 like olmuşuz. Yani güzel, 24 kullanıcımız izliyor, 24 arkadaşımız izliyor ama güzel bir like sayısına ulaşmışız. Ben bir tane buldum burada. Evet, 11. soru. Evet, ne diyor? Diyor ki aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'nın sebepleri arasında yer almaz? Evet, cevaplarınızı alalım arkadaşlar. Eyvallah, teşekkür ederim Milad Hocam. Hoş geldiniz. Evet, aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'nın sebepleri arasında yer almaz şeklinde bir soru. A diyor Avrupa'daki hanedan aileler arasındaki çatışma. B. Almanya'nın siyasi birliğini sağlayarak İngiltere ile rekabet içine girmesi. Sömürgecilik yarışı, devletler arası bloklaşma, ABD'nin yayılmacı siyaseti. Evet, cevaplara geliyoruz. Şimdi Avrupa'daki hanedan aileler arasındaki çatışma belki sizin kafanızı karıştırmış olabilir. Şimdi Avusturya ile biz Rusya arasında mücadele ediyoruz ya. Aslında Avusturya'nın diğer adı nedir? Habsburglar. Rusya'nın diğer adı ne? Romanovlar. İşte Romanov hanedanı ülkeyi yönettiği için Habsburg hanedanı ile görüş ayrılıkları yaşıyor, çatışma yaşıyor. Yani biz onu devlet olarak söylüyoruz. Buradaki soruda şıklarda böyle eleyici olmak için de ne yapmışlar? Hanedan aileler arasındaki çatışma demişler. Evet, cevabımız Edirne olacak. ABD'nin yayılmacı siyaseti bu dönemde yok arkadaşlar. Yayılmacı bir siyaset izlemiyor Amerika. Cevabımız Edirne seçeneği olacak. Evet, bakıyorum şu an. Yani savaşın şurada güzel bir soru gördüm. Şu soruya bakalım arkadaşlar. Herkesin dikkatini bu soruya vermesini istiyorum. Diyor ki Birinci Dünya Savaşı ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir? Haydi bakalım. Zahracığım dedim ya, hani hanedan üyeleri Habsburglar, bu bir hanedan. Avusturya'nın yöneten hanedan. Rusya'yı da yöneten hanedan Romanovlar. O yüzden. Cevaplar geliyor. Ne diyorsunuz cevaba? İlk çekilen devlet Bulgaristan mı arkadaşlar? Değil tabii ki de. İlk çekilen devlet hangisiydi? Japonya'ydı. Değil mi? Saf değiştiren devlet İtalya. Bu doğru. En son katılan devlet Yunanistan. Bu da doğru. Cevabımız ne olacak? 2 ve 3 olacak. Ama yanlış verilmişi soruyor zaten. Cevabımız Adana seçeneği olacak. Evet. Evet, ilk çekilen devlet aynen Japonya olacak. Evet, şurada bir tane soru var. Buna bakalım. Herkes dikkatini şu soruya versin. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na Almanya'nın yanında katılmasının sonuçlarından biri değildir? Evet. Güzel bir soru. Detay bir soru. Yani Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanında katılmasının sonuçlarından biri değildir diye soruyor. Çok detaylı bir soru. Bakalım yapabilecek miyiz? Evet, cevaplar geliyor. Okuyamıyorum diyor. Bayri hocam, yakınlaştırayım sana ya. Senin canın sağ olsun ya. Bak, yakınlaştırdım. Evet. Şurayı kapatalım, reklam yapmayalım lütfen. Lütfen reklam yok. Şaka şaka reklamını yapacağız tabii ki. Adamların yayınını kullanıyoruz. Reklamı da olsun tabii ki. Evet, ne diyorsunuz? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na Almanya'nın yanında katılmasının sonuçlarından biri değildir? Bakıyoruz. İngiltere'nin Kıbrıs'ı ilhakı doğru.
İngiltere ne yapıyor? Sen Almanya yanında savaşa girersen ben de ne yaparım? Kapitülasyon şey pardon Mısır'ı ilhak ederim diyor. Pardon Kıbrıs'ı ilhak ederim diyor ve Kıbrıs'ı topraklarına kattığını ilan ediyor. Savaş geniş alanlara yayılmıştır. Evet savaşın süresi direkt uzuyor zaten biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin savaşa katılmasıyla. Evet Osmanlı Padişahı kutsal cihat çağrısında bulunuyor. Bu da doğru. Yunanistan'ın Girit ilhakı o çok eski. Yani bu Girit ilhak etmesi Balkan savaşlarından önce yani meşrutiyetin ilanıyla gerçekleşen bir olay. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneği olacak. Almanya'nın yükü azalıyor mu? Evet azalıyor. Almanya'yı ne yapıyoruz? Rahatlatıyoruz. Cephelerdeki yükünün yarısını neredeyse biz maalesef alıyoruz arkadaşlar. Cevabımız Denizli olacak. Evet. Yeni katılan arkadaşlarımız şöyle birer like atsınlar. Bir de kanala abone olurlarsa çok seviniriz. Teşekkür ediyoruz. Haydi bakalım şu soruya bakalım. Yani bu soruyu anlatmadım ama çözersiniz diye düşünüyorum. Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın 7. Ordu Komutanı olarak görev almıştır? Evet, Fatoş Hocam aynen. Girit daha önce yani bir ikinci meşrutiyetin ilanıyla Yunanistan ilhak ediyordu. Daha sonrasında imzalanan Atina Anlaşması'yla da Girit'in Yunanistan'a ait olduğunu kabul ediyorduk. Evet, cevaplar geliyor. Tarık Güneş Denizli diyor sonra değiştiriyor Adana yapıyor. Bakalım hangisi doğru olacak acaba? Bahattin Hocam 7 Adana diyor. Kendinden emin gayet. Yusuf Ali Bal Adana diyor. Gamze Konakçı. Hocam hep karıştırıyorum. Mustafa Kemal'in görevleri ya neredeydi neydi diye. Şimdi biz şöyle bir kodlama yapıyoruz. Mustafa Kemal'in görev yaptığı yerlere çıkış kodlaması. Yani savaşta cepheler. Çanakkale, Kafkas, Suriye, Filistin cephesi. Çanakkale yarbay olarak geliyor. Albay olarak çıkıyor. Kafkaslara albay olarak geliyor. Tuğgeneral olarak çıkıyor. Suriye cephesinde de Tuğgeneral devam ediyor. Şimdi 7. Ordu komutanı olarak nerede görev almıştır? Suriye, Filistin cephesinde görev almıştır. Cevabımız Adana seçeneği olacak. Uykumuz da gelmeye başladı. Bakayım şuradan. Değişik bir soru soralım. Hadi bakalım. Osmanlı Devleti topraklarından hangilerini 20. yüzyılda kaybetmiştir? 20. yüzyıl derken neyi kastediyoruz? 1900, 1922. Bu tarihleri kastediyoruz. Evet, hangilerini 20. yüzyılda kaybetmiştir? Haydi bakalım. Cevaplar geliyor. Evet. Osmanlı Devleti topraklarından hangilerini 20. yüzyılda kaybetmiştir? Hadi bakalım herkes cevap yazsın. Haydi bakalım cevaplar geliyor. 20. yüzyılda kaybettiğimiz yerler. Evet bakalım cevaplar Edirne diyor herkes. Cezayir'i ne zaman kaybettik? 1830'da Fransızlar işgal etti. Arnavutluk 1912'de bağımsızlığını ilan etti. Trablusgarp'ı 1912'de Uşi Antlaşması ile kaybettik. Cevabımız ne olacak? 2 ve 3 seçeneği olacak. Güzel değişik bir soru daha burada var. Hadi bakalım çözelim. Osmanlı Devleti'nde yaşayan yukarıdaki gelişmelerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar. Bu hangi sınıf diyor Enes? Enes'im LGS de olur. KPSS de olur. YKS de olur. İnkılap tarihi sonuçta. Evet. İlk ayrıcalık elde eden azınlık hangisiydi? Sırplardı. Bakalım Sırpların olduğu seçenekleri aldık. Diğerlerini eledik. Diğerleri gitti.
Bizde şık yok daha diyor. 8. sınıf tamam. Bağımsızlık kazanan ilk azınlık kimlerdi? Yunanlardı. Bağımsızlığını kazanan son Balkan'da Arnavutlardı. Cevabımız o zaman ne oldu? Bursa seçeneği oldu arkadaşlar. Evet, değişik bir soru da. Yönetme gücünün belli bir zümreye ait olduğu yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir? Evet, yönetme gücünün bir zümreye ait olduğu yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir? Evet, dur. Ne diyeceğiz? Yani egemenlik halka ait olsaydı cumhuriyet diyecektik. Yönetimde hem hükümdarın hem halkın seçtiği temsilcilerin yer aldığı yönetim şekli deseydik meşrutiyet olacaktı. Tek kişi hakimiyeti deseydik monarşi olacaktı. Halkın yöneticilerini seçimle belirlemesi deseydi demokrasi diyecektik. Yönetimin belli bir kesime, belli bir zümreye ait olduğu yönetim şekli oligarşidir. Cevabımız Adana seçeneği olacak. Evet, 8. soruya bakalım. Evet, Birinci Dünya Savaşı sonrasında bozulan dünya dengesi aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle yeniden kurulmak istenmiştir? Evet. Yani şunu soruyor. Birinci Dünya Savaşı bitiren konferansı soruyor size arkadaşlar. Yani soruyu böyle açıklayayım ben size. Hangi konferansta Birinci Dünya Savaşı sona ermiştir? Yenilenlerle barış antlaşmaları yapılmıştır. Bunu soruyor. Evet, cevabımız ne olacak? Çok güzel. Paris Barış Konferansı olacak. Harikasınız. Evet, bir başka soru çözelim. Osmanlı Devleti aşağıdaki toprakların hangisini Balkan Savaşları sonra da imzaladığı anlaşmalarla yitirmemiştir diye soruyor. Evet. Biz Balkan Savaşları nereleri kaybettik arkadaşlar? Böyle bir kodlamamız vardı hatırlarsanız. Tema diye bir kodlama. Trakya bölgesini kaybettik. Yani Batı Trakya'yı kaybettik. Ege adalarını kaybettik. Makedonya'yı kaybettik. Arnavutluğu kaybettik. Girit'i de yine aynı şekilde Yunanistan'a ait olduğunu kabul ettik. Ama Gökçeada bizim kaybettiğimiz bir toprak değil. Hatta Rauf Orbay tek başına ne yapmıştı bu adayı? Gökçeada ve Bozcaada'yı Yunan filolarına karşı Hamidiye kruvazörüyle kurtarmayı başarmıştı. Gökçeada sorumuzun doğru cevabı olacak arkadaşlar. Evet. Yine bir sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri'nin Birinci Dünya Savaşı sırasında kendi aralarında yaptıkları gizli anlaşmalardan biridir? Evet, İtilaf Devletleri kendi aralarında birçok gizli anlaşma yaptılar. Bunlar içerisinde Boğazlar Sözleşmesi, Petrograd Protokolü, Londra Anlaşması, Saint-Germain-de-Maurienne Anlaşması, Sykes-Picot, MacMahon gibi anlaşmalar vardı. Şıklara bakıyoruz hangisi var? Sykes-Picot Anlaşması bulunuyor. Evet arkadaşlar bu akşamlık bu kadar yeterli. Ben de çok yorgunum dinlenmem lazım. Yarın inşallah fırsat haber vereceğiz. Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Instagram adresimiz biliyorsunuz zaten artık. Serkan Tigit Instagram adresimiz. Oradan bizi takip edip yayının olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
Şu an biraz rölantide gidiyoruz, biraz ağır gidiyoruz ama ilerleyen süreçte artık yavaş yavaş hızlanacağız. Sınava yakın bir süreçte inşallah daha da sıklaştıracağız. Daha hızlı ve güzel sorular çözerek ilerleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın.